Fenerbahçe'nin 11'ini soracağım ama olaylara dair fotoğraflar ulaştı elimize, hemen paylaşalım. Çünkü sıcak bir gelişme, üzücü bir gelişme de tabii. Bakın fotoğraflar, beraber izliyoruz. Futbolcular arasında iddia şu ki görüntülerde de gördük. Yayıncı kuruluş paylaştığı görüntülerde vardı. Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlere doğru bir armasını öptüğünü görüyoruz. Ardından Galatasaraylı futbolcuların Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'in bir fiili müdahalesi oluyor. Bir gerginlik yaşanıyor. Ardından polis devreye giriyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var o sırada. Polis kordonu altında iki takım oyuncuları sahadan ayrılıyor. Üzücü görüntüler. Bu görüntülerle ne yazık ki başladı derbi. Umarız maç sırasında buna benzer gerginlikler yaşanmaz diye temenni edelim. Hoş değil tabii, değil mi Cem Hocam? Hem 11'i soralım, önce olayları soralım. Sonra 11'e geçeceğiz hocam. Aslında şimdi olay 11'in de önüne geçti. Genelde 11'lerin, yani sahanın her şeyi çok önüne geçiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin buraya gelirken tabii ki içinde bulunduğu durum, içinde bulunduğu aslında hem dışı hem içine baktığınız zaman çok kaotik ve de şampiyonluktan çok uzaklaşmış bir Fenerbahçe var. Mert Akın'ın tabii ki bu oynayacağı 11'de olması ve gidip orada Galatasaray tribününe bunu armayı göstermesi hoş bir şey değil. Yani çıkacaksın, oynayacaksın ve de buradan eğer sen yenebiliyorsan Galatasaray'ı yeneceksin, en iyi performansını göstereceksin. Oyuncuların sağ dışına odaklanmalarına ben bir mana veremiyorum gerçekten. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün eğer maçı kazanacaksa sahanın içine odaklanması lazım. Sahaya bütün varlığını ortaya koyacak, bütün o mental odaklanmayı oraya yapması gerekir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin 11'ine geldiğimiz zaman aşağı yukarı... Geçmeyelim ve bir olayları soralım peki, hocam. Hemen tamam, uzun uzun değerlendirmenizi rica edeceğiz. Ahmet hocam ne dersiniz? Yaşanan gerginlik için. Bu... Isınma anı değil çünkü futbolcuların zemin kontrolü, atmosferi görme anında oluştu her şey. Bir defa kesinlikle yadırgıyorum. Bakın Galatasaray camiası hafta içi bu derbiyi çok konuştu. Hatta bazı yerlerde Fenerbahçe'nin özellikle olay çıkması için tribünleri tahrik edeceğine yönelik açıklamalar bile yapıldı. Daha orada değildik ama muhtemelen Mert Hakan'a da bir tepki geldi ki belki de küfürlü tezahürat geldi ki böyle bir hareket yaptı. Şimdi hafta içi konuşuldu. Mert Hakan'ın da formasını, armasını öpmeyeceğini düşünüyorum. Hafta içi konuşulanları söylüyorum ama işin gerçeği de şudur, bakın. Tribünlerin her maçta rakip futbolculara da kendi futbolcularına da verdiği bir tepki var. Hele hele böyle önemli bir maçta, biraz sonra başlayacak olan maçta 11'de oynayan Mert Hakan'ın, ki bu konuda kendisi Galatasaraylılar için mimlenmiş futbolculardan biri, onu sahaya kontrol edeceğim diye hemen UltrAslan'ın olduğu o bölgeye girmesini bile insanlar başka yorumlayacaktır. Yani ben olayı geniş perspektiften ortaya koymak istiyorum. Hocam, futbolcunun teknik adamın görevi dolaşır. Yani nereden bilecek ki sahanın hangi tarafını alacağını takımın? Futbolcu tribünden gelen tepki ne olursa olsun, o tepkiye böyle bir tepki kesinlikle vermiyor olması lazım. Bence hocam. Gitsin, her yere yani gitsin. Hayır, siz UltrAslan'ın bulunduğu bölüme dediniz de gider hocam yani. Sevgili Cüneyt, ben yani oraya gitmesin. Çarşının olduğu bölüme de gider, Genç Fenerbahçeli'nin olduğu bölüme de, Galatasaraylı Beşiktaşlı oyuncular gider hocam. Gitsinler sevgili Cüneyt, gitti de zaten ama bakın şu an bize gelen haberler, Mert Hakan gitti, o armasını öptü. Peki tribünden armayı öpmeden değil, önce hocam, ona bir küfür gittiğine dair bir şey hocam, yok. Ama doğru bilgiler verelim, hani sahayı kontrol etmeyin. Yani sizler yeşil sahayı daha iyi biliyorsunuz. Niye bana anlattırıyorsunuz? Hani futbolcular çıkar ve sahaya bakar. Her tarafına bakmak istiyorsa bakar. Bu hakkı değil midir? Ben mi yanlış biliyorum? Peki gider de o taraftarın önünde formasını öperse... Ona da bir tepki zaten gitmesinde doğal karşılayacağız. Ben onu söylüyorum. Hayır, olayı gidemeze getirmemek lazım demek. Ben gidemez demedim zaten. Öyle olsa futbolcuları sahaya çıkarmazlar Cüneyt. Tabii ki öyle olsa oraya şerit çekerler. Hayır, bu seni niye bu kadar rahatsız etti, ben onu anlamadım. Estağfurullah hocam. Ben gidemez diye bir şey söylemedim yani ki. Burada Galatasaray tarafı. Peki ya, verdiğim yanlış bilgini onu da anlamadım. Hayır, UltrAslan'ın bulunduğu bölüme dediniz ya hocam, o yüzden dedim. Evet, doğru, o bölüme giderek UltrAslan tribününe formayı öptü. Galatasaray taraftarı da buna tepki verdi. Hocam şöyle olabilir hocam, yani pardon bir araya gireyim. Sahanın hangi tarafında oynayacağını şu an takımlar bilmiyor. Yani sahanın tamam dolaşması hakkı değil mi futbolcunun? Hocam UltrAslan'ın olduğu bölüme gidemez mi bir futbolcu? Evet, sevgili işte örnek veriyorum ya, çarşının olduğu bölüme, genç Fenerbahçelilerin olduğu bölüme. Bir dakikada gitmemeli mi? Bilmediğim için soruyorum hocam. Bir, oraya gitmemeli diye bir cümle sarf ettim mi? Etmedim. Sahaya çıkıp UltrAslan'ın olduğu bölüme gitti. Hı hı. Ve orada UltrAslan'a karşı formasını öptü. Bakın, bu demin senin verdiğin haberde olan bir bilgi. Aynen. Yanlış ben o bilgiyi tekrar ettim. Hayır, ben gidemez diye bir şey söyledim mi? Sen niye oraya girme ihtiyacı hissettin? Sanki özellikle onu koşarak anlamadım. Oraya gitti diye anlaşılmasın diye açmaya çalışıyorum hocam. Benim de tarafı yapmayalım. Ahmet hocam, şöyle olmuş olabilir mi? Mesela UltrAslan Mert Hakan'a bir serzenişte bulunan veyahut da biraz üstüne giden bir söylemler olduysa, belki de onun için gidip Mert Hakan armayı öpmüş olabilir. Yoksa durup dururken Mert Hakan gidip yani sahayı dolaşarak... O da kabul edilemez. Hayır, ona da katılıyorum. Yani o da kabul edilemez. Ama netice itibariyle yani durup dururken gidip oraya bu armasını öpmesi zaten olmaz, öyle bir şey olmaz. Ama bence sanki Mert Hakan'ın üstüne hani daha çok böyle sinirleri daha çok bu tölere edemeyen bir oyuncu olduğunu bildikleri için büyük bir ihtimalle Mert Hakan'a böyle bir şey de olabilir, tezahürat da olabilir. Mert Hakan da bunun akabinde gidip armasını öpmüştür. Böyle mi oldu acaba? Yani benim sadece bir niyet okuma gibi bir düşüncem var. Görüntülerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da olmaması lazım. Yani onu da kabul ediyorum. Bu da olmaması lazım. Hassas bir konu olduğu için hocam, beni de yanlış anlamayın. Hani tüm doneleri koyuyoruz. Onu size destek için söylüyorum. Biliyorum sevgili Cüneyt, ama benim gördüğüm olay şu ki, olayı canlı bir şekilde izledim. Hı hı. Fenerbahçe takımı oraya çıktığı zaman futbolcular bütün sahayı gezerken, bakın hangi tribünde kimlerin olduğunu herkes biliyor. Bütün takım da oraya yakındı. Onların içinde Mert Hakan'ın olması bile, Mert Hakan mimlenmiş biri. Galatasaray tribününden ona kesinlikle bir tepki gidecektir. Bir canlı şahidi Levent Özümen. Evet. Müsaade ederseniz telefonu attığımızda hemen soralım. Levent Özümen, iyi akşamlar. Stattasınız, maçı takip edeceksiniz, olaylara da şahit oldunuz. Neler yaşandı? Farklı söylemler var konuyla ilgili. Farklı söylemler nedir ben bilmiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle size. Neden çıktı farklı söylem derken? Yani Mert Hakan koşarak gidip tribünleri mi tahrik etti? Tribünlerden bir küfür geldi, onun üzerine mi yaptı? Buna da anlamaya çalışıyoruz sevgili Levent Özümen. Galatasaraylı oyuncular önce çıktı birkaç tane. Sahil içerisinde dolaştılar. Kendi taraftarlarına geldiler. UltrAslan bölümüne geldiler. Hı.